Aa, sen gitmedin mi? Emre beni istemedi yanında. Niye? Kahve? Olur. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Emre niye kendi başına gitmek istedi acaba ya? Bilmem. Ben çözemiyorum Emre'yi. Tam diyorum çözdüm, sonra bir şey daha yapıyor. Sana alındı yalnız biraz. Aa, niye? Ektin ya kendisine. Seminer yüzünden mi? Yok canım, o takmaz öyle şeyleri. Sen öyle san. Ha? İyi, hiçbir şey yok. Ya hem hocaya hayır demek olmazdı. Hoca ne alaka? Ne alaka ya? Hoca ne alaka? Bir alaka değil. Dökül bakayım, dökül, dökül. Dökül, dökül. Ya bak, söyleyeceğim ama Emre'ye söylemeyeceksin. En sevdiğim şey sır kardeşliği. Biz dün hoca ile çıktık. He? Yani öyle randevu gibi falan değil. Ne gibi? Ne bileyim, bir yerden bir yere gitmek gibi. İşte birlikte bir yere gittik. A noktasından B noktasına gitmek gibi. Nereye gittiniz çok pardon? At yarışına gittik. Selim sen ne anlatıyorsun ya? Ya hocanın çok önemli bir yarışa bileti varmış. Orhan hocanın da işi varmış. O anda çevresinde ben vardım. Öyle beni davet etti. Ben de tamam dedim. Önemli, özel bir şey değil yani. Neden o zaman Emre'ye anlatmıyorsun? Özel bir durum yoksa? O benimle dalga geçer çünkü. Hocanın yanında falan rezil eder. Sakın, söz verdim. Geliyor. Bak söylemeyeceksin. Asla. Selam. Asi. Aldım örneği. Tamam. Bir çay iç gidelim. Senin koluna ne oldu? Düştüm balkondan. Yani halattan. Düştüm işte. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Zeynep'ciğim doktorum yani ben. Anlayabiliyorum önemli bir şey var mı yok mu? Niye tersliyorsun şimdi? Aa. Ben şu örneğin geldiğini haber vereyim. Hadi abiciğim gidelim. Ya hiç bir tane ya. Tamam içeriz şey. Hadi abiciğim gidelim. Hadi. Örneğe bakacağız daha hadi. Hadi. İki oldu bu adam ha. Kim lan bu? Doktor Kenan Acar. Bunun üzerine düşmüş. Eski tuhaf bir yalıtım malzemesi. Evde zaten 60'lardan kalma. Neyden yapılmış? Keçe. Liflerde sanırım pamuk. Allah'ım ne komik bir adam ya. Emre he? Beder Bey. Vallahi. Çok komik. Efsane, efsane. Kitap da çok sürükleyici. Romatoloji. By Kenan Acar. He? Evet hocam, sizin kadar olmasın. Estağfurullah canım, beni onore etmene gerek yok. Ben biliyorum, çocuklar ebeveynlerine karşı ne kadar korumacı olurlar. He? İmzalatacağım bunu. Hadi bakalım. Bu kadar eğlence yeter. Kay, 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 kay. Pamuk değil bu. Hayvan kılı. Şu tomografi sonuçlarını getirin bakalım. Evet. Önce şu yalıtım malzemelerini üreten firmanın adını bir bulalım. Sonra da
burada. Bu firmanın hisselerini dibe vurduracak bir şey görüyorum. Ne? Saksı zamanı. Lenf notlarında büyüme? Peribronşiyal kalınlaşma? Plevral efüzyon? Hadi bakalım. Hı? Çok kolay görünmeyen ama korkunç bir şey. Nedersen normal gözükmüyor. Biraz geniş. İnanamıyorum. Evet, hayvan kılından bulaşır ama gram boyamasında çıkardı hocam. Sefroksim bir kısmını öldürdüğü için bulanık çıkmış görünmüyor. Çocuğa hemen levofloksasin başlamamız lazım. Nesi varmış yani? Beyinci bulamadı. Nesi varmış hocam, söyleyecek misiniz? Şarbon. Şarbon mu? Şarbon. Belki de çocuk gerçekten lanetlidir. Şunu imzalatayım ben. İmzalat. Şarbon. Emin misiniz? Ne yani? Çatıda teröristler falan mı varmış? Cemil Bey bakın, şarbon doğal yollarla bulaşabilen bir bakteri türüdür. Biz de bir yalıtım malzemesinden bulaştığını düşünüyoruz. Oğlum ne kadar hasta. Şarbon oldukça tehlikeli ama biz erken yakaladık. Elimizdeki en güçlü antibiyotiği veriyoruz şu anda. İpek Hanım, peki siz buna inanıyor musunuz? Yani bu Hekimoğlu haklı mı? Yanılıyor olamaz mı yani? Cemil Bey, inanın bize her zaman çok yardımınız dokundu. Ona tam anlamıyla güvenmeseydim, oğlumuzla ilgilenmesi için yönlendirmez. Peki bu adam kim? Ya biz geldiğimizden beri bununla muhatabız da. Cemil. Ya o Hekimoğlu niye hiç burada değil? Koca oğlumuzla yakından ilgileniyor, her şeyden haberdar. Bakın İpek Hanım, döküntüye sebep olabilecek türlü türlü tuhaf hastalıklar var. Mesela leşmanya ya da filariyazis. Bir şey sorabilir miyim Cemil Bey? Bunları size kim söyledi ya da nereden duydunuz? Yani internette biraz araştırma yaptım. Ha, evet. Bunlar çok nadir görülen hastalıklardır. Zaten elimizi sallasak şarbona çarpıyoruz, öyle değil mi? Cemil Bey bakın, leşmanya zatürreye neden olmaz veya filariyesiz. Peki hanım, siz yine de bence bütün ihtimalleri göz önünde bulundurun. Çünkü burada söz konusu olan benim oğlumun sağlığı. Ve o iyileşene kadar gözüm üzerinizde olacak. Elimizden geleni yapıyoruz, hiç merak etmeyin. Vay, internetten bakmış. Herkes başımıza doktor kesildi. Çıldırmışlar. Ateş gördün mü? Görmedim. Niye gelip aileyle o konuşmuyor? Ben bilmiyorum İpek Hanım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Anlamıyorum Leyla. Seni iyileştirmek için elimden ne geldiyse yaptım. Ama başaramadım. Sakın üzülmeyin doktor. Son günlerimde yanınızda olmak bana yetiyor. Hayır, böyle konuşma Leyla. Sen iyileşeceksin. Gerekirse ülkenin dört bir yanından doktorlar getireceğim seninle ilgilenmeleri için. Hayır, ben sizden başka doktor istemiyorum. Ama ben başarısız oldum Leyla. Aşık olduğum kadını kurtaramıyorsam doktor olmanın anlamı ne? Aman Allah'ım. Doğru mu duyduklarım? Evet Leyla. Doktorluğu bırakıyorum. Diplomamı da yakacağım. Hayır. Hayır, siz harika bir doktorsunuz. Leyla. Ama sen yoksa... Evet. Serumu almadım. Çünkü iyileşirsem sizi bir daha görememekten korktum. Leyla. Hocam buyurun. Bermuz'u görüyorsun değil mi? En heyecanlı yerinde bitiriyorlar bilerek. Vallahi bilerek. Sonra bir hafta bekle dur, ne olacak bir dahaki bölümde diye. Hocam internetten istersiniz. Olmaz internetten. Antenden alacak. Tabii. Tabii hocam.